Bunu e, oluruna bırakmamak lazım çünkü e, her bir e, alerji atağında vücutta bir takım değişiklikler oluyor. Örneğin solunum yollarındaki mukozalarda bir takım değişiklikler oluyor ve eğer bunlar tedavi edilmezse bir müddet sonra e, burada geri dönüşümsüz değişiklikler meydana geliyor. Hapşırmaları, kaşıntıları küçümsememek, mutlaka kontrolleri yaptırmak gerekiyor. Göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Dr. Ferah Ece bu uyarı yaptı. Çünkü alerjiler astımı dahi tetikleyebiliyor. Korunma yöntemi ise basit. Polenlerden uzak durmak ve ilaçları aksatmamak. Bir e, şikayeti geçiren ilaçlar, antihistaminik dediğimiz ilaçlar ve diğeri de alerji oluşumunu engelleyen ilaçlar. Dolayısıyla bunları kombine e, vaziyette kullanmak, aynı anda veya aralıklı birlikte kullanmak çok önemli. Ancak önce testlerin yapılması gerekiyor. Çünkü şikayetlerin nedeni sadece polen olmayabilir. Cilt testine tespit edilen alerjenler neyse onlardan kaçınma yapmak lazım. Örneğin ev tozuysa bu alerji madde mutlaka halıların kaldırılması, yatak çarşaflarının ve nevresim takımlarının en az haftada bir değiştirilmesi ve en az 60 derecede yıkanması gibi önlemler olabilir. Daha önce hiçbir alerji şikayeti bulunmayan kişilerin de önlem alması gerekiyor. Örneğin bir pikniğe gittiniz. Çok polene maruz kaldınız. Sonrasında hafif böyle burun tıkanıklığınız, burunda kaşıntılarınız, gözde kaşıntılarınız oldu. Antihistaminikler kullanabilirsiniz. Kullanmalısınız da zaten. Ve yazın ev, iş yeri ve araçlardaki klima bakımlarının aksatılmaması da büyük önem taşıyor.